Selamlar, merhabalar, nasılsınız? Görüşmeyeli 3 ay oldu, galiba 3 ay oldu. Keyifler nasıl? Bugün bunu bayarken biraz sohbet edelim diye kaydı açtım. Çok aniden karar verdim, planlasam kesinlikle yapmazdım. Ortanca resmi benim puzzle resimlerimden bir tanesi. Yani referans falan kullanmadığım, her bölgesi hemen hemen aynı olan, git gel ufak ufak boyayabildiğim bir resim. Ben onlara puzzle resim diyorum. Pek resim yapamadığım zamanlarda ya yağmur resmi yapıyorum ya da ortanca çiçeği resmine başlıyorum ki canım istediğinde çok da çaba sarf etmeden boyayabileceğim bir şey olsun kenarda. Resimden çok uzak kalınca canım sıkılıyor. O yüzden böyle bir çalışma beni yolda tutuyor gibi düşünebiliriz. Bu tür çalışmalarda böyle hemen bitirmek gibi bir çabam olmuyor. Ama kendimi bazen de bitirmeye çalışırken buluyorum. Çünkü son hali nasıl olacak diye merak ediyorum. Ama umuyorum ki bu sefer öyle bir çabam olmayacak. Elimdeki kağıt Arş 300 gram raf sulu boya kağıdı. Normalde böyle bir çalışmada cold press kullanırdım. Yani ben zaten hep birçok çalışmamda cold press kullanıyorum. Ama cold press kağıdım bittiği için raf kağıdım vardı, onu kullandım. Başlarda biraz korktum çünkü çok dokulu bir kağıt ve sıkıntı olabilir diye birazcık çekindim açıkçası, alanlar çok küçük olduğu için. Ama şu an güzel gidiyor. Boya olarak White Nights kullanıyorum. Bu markada Van Gogh gibi, işte Winter and Neutron Cotton serisi gibi Student Grade diye geçen bu öğrenci kalite boyalardan bir tanesi. Aslında setlerin genelini değerlendirdiğimizde aralarında pek bir fark yok. Bana sürekli hangisi hangisi diye soruluyor. Ben böyle farklarını göstermeye çalıştıkça, ki çok azlar bence, yine de böyle bir markayı söylememi istiyor birçok kişi. Bence hangisi ucuzsa onu alın. Zaten yeni başlayanlar genelde bu soruyu soruyorlar ve yeni başlayan insanın öyle keşke bu boyayı almasaydım pişmanlığı yaşayacağını zannetmiyorum. Herhangi birini satın aldığında bu boyalardan. Önceden böyle videolarda konuşacak çok konum olurdu. Şu an düşündüm bu videoda ne konuşurum diye. Cidden sıfırdım yani. Çünkü önceden kendimi bu konularda besliyordum. Böyle kreatif hareketlerde bulunuyordum. Kreatif çalışmalar yapıyordum. Kreatif düşünüyordum. Şu an yok ya. O çok minimum bir düzeyde olduğu için kendimi besleyemiyorum. En azından bu alanlarda beslemiyorum. Bu alanlarda beslemediğim için de bir ürün çıkmıyor. O yüzden biraz oradan biraz buradan konuşacağım. Aklıma şu an ne gelirse. Aslında son 4 aydır düzenli blog tutuyorum. Yani düzenli dediğimde ayda bir bir tane gönderi yayınlıyorum. Bir önceki ay yaptıklarımı, okuduklarımı, gezdiysem, ki gezmiyorum, gezemiyoruz hiçbirimiz, onları paylaştım. Bir yazı yazıyorum. Çok derinlemesine yazmıyorum. Açıkçası biraz da daha sonra vakit bulamam, hemen şu an yazayım diye başlayıp o an aklıma ne gelirse bir önceki aya dair onları paylaşıyorum. Gelecekteki kendimi aslında biraz da kayıt, yani günlük bırakıyor gibi bir şey hissediyorum ben böyle şeyleri internette paylaştığımda. İşte yazılar, videolar vesaire, aslında ilk etapta kendim için yapıyorum bunu. Çünkü insanın düşüncesi çok değişiyor, hisleri çok değişiyor, yaptıkları değişiyor ve her zaman böyleymişiz gibi geliyor bize. Aslında hiç böyle olmuyoruz. Çok değişiyoruz ama farkında değiliz. O yüzden o farkındalığı yakalayabilmek için kendime küçük izler bırakmaya çalışıyorum. Diğer bir sebepse blog yayınlama sebebim, zaten bir blogum vardı. Hani çok basit, dümdüz Blogspot. Ama kullanmıyordum ve orada onun bomboş duruyor olması beni çok rahatsız ediyordu. Şimdi ayda bir gönderi yayınlamak en azından orayı aktif tutmamı sağlıyor. Evet, geçen ay bir yaş daha aldım ve artık 27 yaşındayım ve birazdan benim yaş grubumun klişe cümlelerinden kuracağım. Önceden bu yaş grubundaki herkes çok büyük geliyordu ama aslında hiç de büyük değillermiş. İnsan yani küçükkenki bakış açım hala aynı galiba. Hala 27 yaş grubu büyük geliyor. Sonra bakıyorum, ben de 27 yaşındayım ama aslında o kadar da gelişmiş hissetmiyorum. Gelişmiş mi denir? Büyük demek de çok doğru gelmiyor bana. Olgun mu desem? Bence daha ileriki yaş grubu da aynı şekilde büyüdüğünü hissetmiyor. 50-60 yaşındaki insanlar da büyüdüğünü düşünmüyordur diye düşünüyorum. Size yaşımla beraber değişen bir şey söyleyeyim mi? Artık canlı çiçek seviyorum. Yani önceden birisi birine çiçek hediye ettiğinde ne kadar saçma, ölecek zaten falan diye düşünüyordum. Şu an inanılmaz mutlu ediyor o canlı çiçek beni. Yine de ölüyor 2 günde ama
mutlu ediyor yani. Saksıda çiçek aynı mutluluğu vermiyor. Hala çiçek koparamıyorum ama kendime çiçek alasım geliyor ki böyle sürekli. Vazoya falan çiçek koyasım geliyor. Geçen ay galiba geçen aydı Martin Eden okudum. Sürekli Martin Eden'dan bahsediyorum. Blog'da da bahsetmiştim. Uzun zamandır okuduğum en etkileyici, daha doğrusu bende en çok etkiyi bırakan kitap o olduğu için sanırım bahsediyorum sürekli. Birkaç aydır okuyorum aslında kitap. Sabah böyle bir 10-15 dakika okuyorum. Bazen yatmadan okuyorum. Çok ağır romanlar okumuyorum her zaman. Genelde çerez kitaplar dediğimiz, çok doğru bulmayabilirsiniz bu tabiri de, okuması kolay kitaplar okuyorum sabah uyanmak için genelde. Martin Eden'ı yanlışlıkla aldım. Yani o kadar kalın bir kitap olduğunu bilmiyordum. Öyle sepete atmış bulundum. Geldiğinde daha çok kalınmış dedim. Okumaya başlayınca ufak ufak hani devam ettiren bir kitap zaten. Ve arada böyle hakikaten ben de böyle hissediyorum ya dediğim anlar olmuştu. Bittikten sonra ben de iz bıraktığını fark ettim. Okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesi dedim kendime. Bunu başka bir kitapta daha yaşamıştım. Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim kitabında. Yine okurken bazen şey oluyorsun, ya ben ne okuyorum ya falan oluyorsun. Ya ben öyle olmuştum. Ama bitince şöyle bir durdum. Ve arada bir o kitap aklıma geliyor. Yine okuyasım falan geliyor. Onu kütüphaneden almıştım sanırım ama kendim tekrar alıp okuyacağım. Ben böyle küçükken de çizdiğim bir şeyi daha çok çizerdim. Yani aynı şeyi çizerdim sürekli. Sevdiğim bir kitabı da tekrar okuyasım geliyor. Böyle arada bir tekrar tekrar bana o zevk veren şeyleri yapmak istiyorum. Martin'in aşırı yoğun çalışırken, yani spoiler da vermek istemiyorum okuyacak insanlar için. Bir dönem yapmak istemediği bir işi yapıyor ve çok yoğun çalışıyor. O zamanlar kendini gölge gibi tanımlıyor. Ve o gölge tanımlaması çok hoşuma gitmişti. O hissi gerçekten veriyor. Zaten yarı otobiyografik bir roman. Onu yazan insan gerçekten oradan geçmiş diyorsunuz. Bu da böyle bir kitaptı. Ramazan'ı da bitirdik. Şu an bayramın son günü. Üzgünüm açıkçası. Benim için çok da Ramazan gibi hissedemediğim bir aydı. Hem insan görme işimizden, işte iftar yapamayışımızdan, hem böyle kanter içinde teravih kılamayışımızdan camilerde öyle Ramazan hissini çok alamadım. Bir de önceden Ramazanları genelde iftar ve sahur arası böyle benim için sanat saatleri gibi olurdu. Resim yapardım sahura kadar, sonra işte sahur yapardım vesaire. Böyle günüm çok çok çeşitli geçerdi, çok zevkli geçerdi benim için. O yüzden Ramazan hep güzel hatırlarım. Bu sene biraz böyle normal günlere benzer şekilde geçti. O yüzden bir tık böyle bir şeyim, mutsuzum gibi hissediyorum. Bu arada sanıyorum buradan hiç yaymadım. Bir hashtag başlatmıştım, İyi Kötü Benim Eserim diye Instagram'da. Konsept şu, bazen bazı çalışmalarımızı paylaşmak istemiyoruz. Sahiplenmiyoruz aslında. İşte paylaşırken beğenilir mi, beğenilmez mi? Konular üzerine çok fazla kafa yoruyoruz. Bazen paylaştıktan sonra silesimiz geliyor. Ama her çalışma bizim çalışmamız ve hepsi de o küçük puzzle'ın parçası bizim hayatımızda. Dolayısıyla bence hepsini kavrayabiliriz, hepsini kucaklayabiliriz. O etiketi de o sebeple açmıştım. Eğer böyle çalışmalarınız varsa gelin bu etiketle paylaşalım. Hani iyi de olsa, kötü de olsa her şeyimizi paylaşabiliriz, her resmimizi paylaşabiliriz istediğimiz yerde düşüncesiyle. Dolayısıyla o etiketi de kullanabilirsiniz. Ben arada bir bakıyorum paylaşılanlara ve çok hoşuma gidiyor. Gerçekten kullananlara da teşekkür ederim, paylaşanlara. Kapatmadan önce bir konudan bahsetmek istiyorum. Çok aralıklı video attığım için doğal olarak sinirlenen arkadaşlar oluyor. Çünkü şu konsept çok yaygınlaştı. Kanalların düzenli olarak video üretmesi. Sanki o kanal sahipleri sürekli o içeriği üretmek zorunda gibi bir algı oluştu. Ben de aslında sevdiğim kanallar video çıkarmadığı zaman üzülüyorum, bazen sinirleniyorum. Aa, nerede bu, keşke yüklese falan diye. Ama gidip de sen neden video yüklemiyorsun diye böyle iddialaşmıyorum kimseyle. Benim kanalım hala bir kütüphane olmaya devam edecek. Evet, ben ilk zamanlar düzenli video yüklüyordum. Çünkü hayatımın merkezinde o zaman resim vardı. Şu an hayatımın merkezinde resim yok.
Ama bu demek değil ki kanalı bıraktım. Burayı bir kütüphane haline çevirdim. Burası bir benim için sulu boya kütüphanesi. Bu kütüphaneye arada bir tırnak içinde yeni kitap, yeni video gelir. Düzenli bir zaman yoktur gelmesi için. Dolayısıyla bu format yine bir süre böyle devam edecek. Ta ki ben resmi yeniden hayatıma merkezine alana kadar. Hayırlısı olsun hepimiz için. Videoyu da burada sonlandıralım o zaman. Çok teşekkür ederim eğer buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşürüz.